da eğer çok genklemezlerse döverim gibi. Daha doğrusu şu an ben 4 numaran olsam senin Ne üstüne stack gidip atarsın tek ha? böyle steklerim. Abi öyle Centraldı ya çocuk. decoy stek atıyorsun. Ondan sonra stekler olduktan sonra kafa atmasınlar diye oraya bir de ward atıyorsun abi stekleri safelemek için. Tamam. Profesyonel Adamlar maçlar yasaklansın abi. Herif canım. profesyonel maçta gördüğü hareketi geldi, ward'umu kırdı amına koyayım. Böyle olmaz. Kulenin arkasına geçiyorlar ya, ağacın arkasına falan kule vurursa getiriyorlar sentry'yi, kırıyorlar falan. Değişik değişik hareketler. Profesyonel maçlarda yapıyorlar mı onu bilmiyorum da ben onu daha Yapıyorlar. Nasıl bir şey ya? TI'den önce kanka TI'den önce ben onu birkaç defa yaptım çocuklar böyle şey oluyor. Algılayamıyorlar. Kanka iki tane ward yeri var zaten. Spot atabilirsin. Tamam biliyorum. Center'ın alanı çok genişlediği için mecburen Hayır tamam kanka işte. şimdi öyle değil. Burada sen gidiyorsun adamın kulesinin rengine. Kule renginde iki tane ağaç var. O ağaçların arasına giriyorsun. Adamın ward'un nerede olduğunu anlayabiliyorsun. Her Kule sana ikisi de, vurursa her iki taraf için de geçerli mi? evet. Her iki taraf için de var. Çocuk önce sağa girecek. Aynen. Sonra sola girecek. Sağda vurmadı. Eskisi gibi smoke'la gidip kendi tarafına değil de adamın tarafına atılmıyor mu? Ya Kanka oğlum iki türlü de adamın anlıyor işte nerede olduğunu adam. Kanka kulenin altına ya bak karşı kulenin rengine giriyorsun. Ağaçların arasında iki ağaç seni gösteriyor. Eğer ki hayvanat olduğun varsa. Çocuk anlıyor. Karşı tarafa gitme önemli. Çünkü mesela eskiden ben sentinel oynarken rakibin sol taraftan merdiven var diye tam onun ucuna dikerdim ürünü görecek şekilde. Hem adamı görürdü hem ürünü görürdü sıkıntı çıkmazdı. Bir şey olmuş. Ya center'ın alanı genişlediği için oluyor bir de ya. Ya şimdi tamam kule eyvallah. Ama şöyle bir şey de var abi. Center'ın alanı ops kadar olunca böyle öyle bir noktaya atıyorsun ki ister istemez bulunuyor yani bu. Sentry gerçekten çok geniş alana ya. Yani aşırı aşırısı. Neden o kadar op bilmiyorum da. Ya bir bakıma iyi. İnmiz yaraları kontrollamak için ideal oluyor. Eskiden zordu mesela. Adam neredeyse senin atak range'ine girdiği zaman gözüküyor. İşte sanırım 800 range mi ne yapmışlar? 600 mü 500 mü 500 mü neydi? Valla bu Sky bilmiyorum. Kötü gibi. Kötü değil de abi Sky kötü de bir olsa şey yapamaz yani şu an bana. kötü de olsa Miko'ya karşı yapamaz da işte şöyle bir sıkıntı var. İleride tekleyecek bir korunma yani ya da support falan tek. Kanka şu hareketi yapan bir Sky'den bilmiyorum ben çok bir tedirgin olmadım. Çocuk geldi, sentry koydu direkt, Tango ile yedi. Daha Evet, azıcık benim önümde bekletse hiçbir şey canı yapmadı. azalınca yese. Bu direkt IQ eksikliği kanka başka hiçbir şey değil. Vardı mı? Olmuş mu indiriyor? Evet. Oğlum ultimate falan. Söylüyorum oğlum abi. Ya Sky şeyde güçlü oluyor ya. Yani Nippo'ya karşı da hafiften güçlü oluyor. Eğer ki seri level alıp üstüne Agani falan aldığı zaman. Mipo hala güçlü ama hani şey açısından güçlü oluyor abi. Bütün Mipo'lara hasar vuruyor ya. Regen bulmuş lan herif. Vay amına koyayım. Genelde Mipo oyuncuları canı azalanı hafiften geriye çeken hatta kaçırır. Ama hepsi canı azaldı mı aptal oluyor. O Meepo şimdi base'e gidecek. Ne skill atıp duruyorsun ama. Ya ben olsam Meepo'ya karşı skill spamlamam zaten ya. Şu an ikisini de dövdü. Bir şey yapamıyorum. Aslında Meepo'ya karşı ikinci skill falan güzel olur. Zaten 1-2 full deniyor kanka. Üçüncü spell açılmıyor.
4 numarada 3'e genelde fırlıyorsun ya birden sonra. E geri zekalı mısın oğlum sen çocuğum? Sadece bayağı iş yapıyor çünkü ya. Biri ben genel 2'de ama biri diyorum. 2'yi ben genel 2 level'da falan salıyorum. Yani slow yeter. Ondan sonra fokustan 3'e. Geçen alchemist aganim verdi bana. Bir hasar koyuyorum teamfight'ta. Yok oluyor gibi yani. Valla gelin diye 100 kere pingledim amına koyayım. Gelmiyor. Agresif hero'ları seviyorum ben çok bu arada ya. Böyle pasif izi hero'lar alındı mı 4'e olmuyor abi. Ay sikiyim ananı ya. Tam girdiğim anda nasıl oluyor da birisi geliyor amına koyayım. Adamın da şansını orospu çocuğu Arcane Rune bulmuş oluyor, sürekli birinci skill'i spamlıyor ya. Vay amına koyayım. Var ya Allah beni sınıyor ya. Abi çocuğun şansına bak. Tam adama A attım, girdim. Arkasından Ancient çıktı. Üstünde de Arcane Rune var. 4 nur, 1 pd. 3 nulu var. Botu yok şu anda. Bot almıyorum ben genelde. Ha, inanılmaz bir şans ya. Gerçekten timingime sokayım ya. On level'da Xp'nin talenti yerine Mof Xp'nin talentini alıyor. Artı ne veriyor. En azından bir de ben öyle görüyorum. Bence experience dediğiniz çok iyi onun ya. 25 evet. Level'a seri ulaşıp artı 300. Öyle bayağı. De yani. Uzun süredir oynamadım Sky bilmiyorum ama. Çok iyiymiş o. Artı 300'e ulaşmış. İyi canım. Ya genelde zaten ikisi bir tercih. Yok. Ama istisnalar mevcut değil mi işte? Çoğu zaman. Her yerde Centaur çıkıyor ya amına koyayım. Depoyla hangi şeyler iyi? NG'ler. Rikiler. Satır köpek atmıyor. Yok 3 tane olunca atıyor. Bunun ben 3. skin'i çok sevdim. Yenisinde ilk geldiği zaman hatırlıyor musun? Çok o. Full itemsi beni tek 0 itemle kesiyordum. 6 slot benim. Onun şeyi çok oklu ya aslında bence ya şu. VB'ler değişmişti ya. Direkt... Oğlum ben Sky'dan korkuyorum bu arada şu an ya. Yani kimi koyken kesebilirsin. Ne kadar hasar bölünse de Bolt çok güçlü bir de. Ya zaten şey alıyor şu an, Atos alıyor piç. Sky Atos bitiriyor. Atos bitirince sana mı fokuslanacak? Yoksa kanka bana oynarsa bana çok oynayamaz çünkü ben map'te çok yokum zaten. Büyük ihtimalle Roam'a. Roam'a dönerse botu yok. Roam'a dönerse kesebileceği bir tek alır canım botu. Bak söyledim 850 kere miss verdim Sky'a.
Gene double kill verdiler herife. Yani 850 kere miss verdim amına koyayım. Büyük ihtimalle Sky seni counterlamak için değerek Arcanim de alabilir. Yani counterlamak demeyelim de. Maksimum hasar bu. Abi ne Centaur çıktı amına koyayım, salla beni. Centaur iki tane de sıkıyor. Abi sadece Centaur çıkıyor, kafayı yiyeceğim ya. Abi çünkü puflo ölmüyor amına koyayım. Ha resist var, doğru. O resist de yaratıklardan fazla o. Bonus olarak fazla veriyor. Devlar az veriyordu da. 25 bine veriyordu. Light. Abi Warlock ultisini atmadı ben ölene kadar. Ya inanılmaz ya. Bak inanılmaz, anlıyor musun? Gerçekten unbelievable var ya, bak işte bu o amına koyayım. Atsa Rampage. Çok oluyor ya. Yapacak bir şey yok abi. Unbelievable. Harbiden unbelievable amına. Diyoruz ya. Warlock kör oğlum. Ben sana söyleyeyim Warlock. He. Gerçekten kör amına koyayım. Kör bak, kör. Warlock kör amına koyayım. Bir de öyle tipler var ki Warlock ulti ya böyle 5 kişi atmak için bekletiyorlar ya da tek kişiye boş atanlar var. Warlock göz nakli please amına koyayım. Birazdan gelecek Furkan, izlersin. Warlock şey mi? Ha. Belki ben görmemişimdir. Adam geridedir falan. Ona bir bak da. Boşa flame atmış olmayayım adama. Da sanmıyorum. Kör ya.
Çok güzel. Lan oğlum benim Meepo ne yapıyor amına? Bizim kurye nasıl öldü ki amına koyayım ya? Ben mi öldürttüm acaba? Kanka çocuk ölüyormuş arkada, o yüzden beklemiş. Pozisyon arıyormuş girmek için. O yüzden geç gelmiş. Yani bir tık da hatalama. Üzerine Ancient Ult'u varken kendine heal bastı falan öyle. Orada niye NC çıkmadı ya bu arada? Bizim Ayo gerçekten mal bu arada ya. Yani Ena'yı izlemiş gelmiş yani, gerçekten öyle. Bu o yani. TI döneminde o yüzden dot oynamak zarar. Dengeleme page'ini getirseler de ne kadar istiyorlar. Ben o page'i hiç sevmiyorum abi. O page'den sonra şey çok güzel oluyor. Hala peşin etkisinden çıkamamış yaratıklar da oluyor. Değil mi? Bu daha zevkli. Yani orayı daha... Hero 200 gibi nerf yemiş ama hala o hero pikleniyor. Bak eskisi gibi alçamız piklenmiyor. Hatta pikleniyor diyebilirim. Kanka ben bugün hoca baktım. Ya alkemist yoktu. Bir daha bakıyorum şu anda. Çünkü ya bak gold nerf önemli değil yani. 4'ten 3'e düşürmeden önemli değil. İstek gold'unu. Sıkıntı mana olayı, işte mana regeni vermemesi. Atak speed'inin düşmesi. Abi E-Blade'imi aldım ama koruyor öyle. Tabii ya, onlar da etken de en büyük etken bence mana regenin düşmesi. Yani öl bitiriyor Kanka, tamam hero için. kanka Soğun ring mana aldım regeni nasıl halledersin? Aynen, ama işte o dediğim gibi atak speed şeyini kapatamazsın. Abi şey diyor ki aynı. Her şey şimdi stack oldu. 4'ten 3'e düşüyor. Bu zaten ufak bir delay demek. Sonra mana regen için ultimi olacak. Sol ring. Impact'in düşüyor zaten. Sol ring'e para verdi. Evet. Ondan sonra zaten stack kodun da düşmüş. Normalde dakika 12 13'te gitmesi gereken Rabi dakika 16'da geliyor ya da 17. Dakika 16'da ben zaten onu yapayım. Dotlara dedim. Hayır yani. Yani kötü bir zaman değil ama alçemiş için kötü. Ya geri zekalı oğlum bu Warlock vallahi otistik ya. Yani bak ben sana söyleyeyim. Diyorum ya ben sana, sen ona yani boşuna bakıyorsun. Ranklar şu anda değiştiği için hiçbir yani, yok da hani gene de hissediyorsun az çünkü yani. Benim takımımdaki bir çocuğum. Ben sana direkt şeyini söyleyeyim. Ne o? Rütbesini söyleyeyim. Ya ben Ancient 7 ile de oyunu taşıdım. Onda sıkıntı yok. Hayır kanka, o değil. Bak çocuk Ancient 1 şu anda. Ben sana envarı olarak söyleyeyim. Envarı 2100. Ama Ancient 1. Nasıl oluyor lan? İşte onu diyorum kanka, anlamıyorsun sen. 3 dakika önce söyledim sana. Ben senin şey zannediyorum, söylediğini zannediyorum. Yani MMR. Ha yok yok. Daha doğrusu rank önemli değil tarzında ha, bir şey demeni. Alakası yok kanka. Şu anki ranklar değişti ya. Ranklar değiştiği için. Şimdi ortalaması mı alınıyor? Artısı yüksek olanların ortalaması, solosu yüksek olanların solosu olmuş.
Bu adamın eskiden partisi yüksek gelmiş adam. Ancient 7'ye kadar tekrar. Bu adam ama normalde bildiğin 5'i daha üstü değil yani. Senin oyununa geliyor bu adam. Sonra diyorsun ki adam Ancient oyunu taşıyamadı. Taşıyamaz abi, çünkü gönlünü gördüm. Neden öyle abi? Çok var onlardan gerçekten ya. Onlardan çok var tabii. Ben sana diyorum. Takımda bir tane var. Ben şey ben diyorum. Kaybedersen bitti. Dwight'da çok yok onlar da. Ancient 7'lerde çok var. Yani 2-3 duvarda var, 1-2-3 duvarda geliyor, gelmiyor değil. Ama genellikle işte Ancient, Divine 3 arasında. Benim gördüğüm, bilmiyorum yani, sen farklı görmüyorsan. Çünkü ben bir topu 25 oyun falan attım ben. Fazlası yok. Bir de ben sağlıkta 6.1 mini parti vardı, 5.2'de solo vardı. Açılı açılı 4800 böyle bir şey açıldı. Çünkü 10 oyunun 9'unu kaybettim şey. O kadar kötüler geldi ki. 13 bak kaybettim. Bir de 13 lose streak yaptım. Düşün. Abi öyle core'lar geliyor ki yani. Adam core değil, anladın mı? Rolü core değil. Oyun bulmak için herhalde bütün hepsini işaret ediyor direkt. Daha çok şey ya. Takımına gelen korlardan bıkmış. Büyükmez sen. Hani sen artık şey demişsin. Ne sevmişsin artık. Lan oynayacağım için kor falan. Sizi kısa bulmayacağım. Ben kor geçiyorum. Ama senin mesela kor treni. Büyük ihtimal öyle çocuklardır. Yarısına çoğunları. İşte bizim çocuklarla oynarken benim kor treni'm yok. Ama bizim çocuklarla oynarken kor oynarım. Hani gerek barış, güven falan olunca gerek kalmıyor da. Ben şu an öyle olmasa, öyle bir oyun oynuyorum ki şu an alayını ezdim amına koyayım. Biliyor muyum? Hadi şu an alacak. Nipo oynayabilince ediliyor yani. Çünkü adamlar Nipo'ya karşı nasıl oynayabileceklerini bilmiyorlar. Tabii bir de şey de yok abi. Discord. Ya şu an adamlara anal rape yaşattım yani. Gerçekten. Yazık. Normalde mesela Sky'in fokuslandığını, hepsine fokuslanması lazım. Tetlemek için. Tabii. Yani geçti de. Öyle de geleceklerdi. Tahmin edelim. Smoke'la barışıp 3 defa keseceklerdi. GG. Gene bir şey yapabilirlerdi. Kim oyun? Ethereal Dagger'ı koyduktan sonra Nipo'yu durdurabilecek adamları yok karşısında. Şu an çok kolay oldu ya. Pick de önemli abi, pick de önemli gerçekten. İşte last pick vardı şimdi. Onun aynen last pick vardı canım. Ya zaten last pick olsun ranked'da kanka, gerisi çok basit oluyor. Yani. Mid için evet abi. Yani çünkü kanka bak, ney biliyor musun olay? Ya yani bak MMR'da, solo MMR'da. Bak solo MMR'daki en büyük şans pick abi. Last pick'in varsa mid'de auto win. Çünkü adam ne picklerse picklesin counter'lıyorsun yani. Fark etmiyor. Burada bir de şöyle geliyor devreye.